İsim neydi abi? Mustafa. Eyvallah. Okuyor musun abi? Öğrenci misin? Kral, evet. Bölüm neydi? Sağlık. Sağlıkçıyım. Sağlıkçısın kral. Eyvallah kral. Eyvallah. Ama sigara içmemeliyiz değil mi abi? Kesinlikle. Aynı zamanda antrenörüm kral. Ona rağmen bile bile yapıyorum yani. Çok fail. Eyvallah. Üniversite öğrencisisin? Yok. Lise mi? Yok. Öğrenci misin? Yok. Çanta ne iş? Şu an işe gidiyorum, ondan konuşayım. Öğrenci misin? Öğrenci. Bölüm neydi? İşletme. İşletme. Sana uğraşan diye korkuyorum çok. Yok abi. Bırak, beni işletiyorsun şu an. Yok, kendimi de işletiyor olabilirim ama. Şu an beni işlettin abi. Yok, sinemacıyım. Öyle mi? Evet evet. Rol kesersin. Yaparım her türlü. Mesela? Yani baba ağzı şeyler var. Tamam, duyacağım şey yok. Güzel kekeledin abi. Teşekkür ederim, sağ ol. Bir de Subhaneke oku ama kekelemeden. Tamam. Subhaneke Allah'ın. Elhamdü ve tebareke sükme taracetik ve leyla gadik. Alfa hareket. Çok iyi. Hatta sigma. Alfa'nın da üstü. Dostum bize bir Subhaneke okur musun? Subhaneke Allah'ım ve bihamdik ve tebareke sükme ve taracetik ve celle senayik ve leyla gayrik. Eyvallah. Şu an ne işle meşgulsun? Buradayım abi. Zıkkımdayım. Ha, zıkkımdasın abi. Evet abi, barmenlik yapıyorum. Abi bize bir Subhaneke okur musun? Niye okuyayım abi ya? Mesela okumaya da bilirsin. Okumuyorum abi o zaman. Eyvah. Peki sence ne demek olabilir bu kelime? Subhanallah mesela. Ne demek olabilir? Sadece tahmin. Bilmiyorum abi. Benim öyle şeyde pek işim yok. Subhaneke duası okur musunuz bize? Subhaneke duası. Eski müezzinim de. Bayağıdır bir uzaklaştım. Bize bir Subhaneke okur musun? Şu an aklıma gelmedi. Bize bir Subhaneke duası okur musun abi? Dalga mı geçiyorsun? Yok, samimi soruyorum. Ne için soruyorsun? Genel abi. Müslüman bir ülkede bir soru sorulur mu abi? Abi okuyamayan, hani olabiliyor, okuyanlar da böyle abi. Şeyler şeye çekmeye bile... Eyvallah. Din bu ya, mesken biliyorum. Diyorsun, sakin gel, gel abi gel, sağ ol. Abi bize bir Subhaneke okur musun? Subhaneke Allah'ım, ben ateistim ama okurum yani, biliyorum ezbere. Ama beni çekmesin, paylaşmasın. Seninle konuşurum ama çekmesin. Tamam. Bize bir Subhaneke okur musun? Dua değil mi? Subhaneke şey işte, namazdan önceki okunan, aynen. Aynen, okuma imkanı var mı? Hepsini hatırlamıyorum, bayağıdır namaz kılmıyorum yani. Abi, bir Subhaneke okur musun bize? Tabii. Vay, güzel. Hep böyle röportaj bekliyordum yani. Evet. Adana'da olması güzel oldu. Bugünmüş, eyvallah. Evet, bugün ekspert. Eyvallah. Subhaneke'yi biliyoruz ya. Subhaneke Allahümme ve bihamdik, ve tebareke ismük, ve teala ceddük, ve celle senayük. O bir de şeyde okunuyor, cenazede. Böyle ile gaydük. Alfa. Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve tebareke ismuke ve teala ceddüke ve la ilahe gayruk. Eyvallah. Sorumuz şu. Subhaneke okur musun bize? Bilmiyorum abi. Biliyorsun. Evet. Ben biraz tüyo vereyim. Subhaneke Allahümme. Yok, hiç bilmiyorum. Hiç mi yok kral? Yok. Vardı kalmadı mı, hiç mi yoktu? Hiç yoktu. Yalana gerek yok şu an. Bize bir Subhaneke okur musunuz? Bilmiyorum abicim. Bilmiyorsun, tamam. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Müsabareke ismik. Ve teala ceddük ve la ilahe gayrük. Bize bir Subhaneke okursanız çok memnun. Okumam. Ben okurum da onu. Kardeşim okur. Eyvallah. Başkan bir dinleyelim ya. Subhaneke mi? Ya şimdi günaha girmeyelim. Yarım yamalak buluyorum. Allahu Ekber diye başlayalım değil mi? Subhaneke. Abi olmadı. Eyvallah. Eyvallah. Sen bizi gömdün ya. Subhaneke. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebareke ismik ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Abi adamsın ya. O zaman son olarak ezanlı sure okuyalım, namazı kapatalım diyorsan. Abdestimiz de varken. Bize bir Subhaneke okur musun? Subhaneke. Subhaneke. Ama ben şu an yanlış bir şey söyleyeceğim muhtemelen. Tam anlamıyla bilmiyorum ama sen benim eksiklerimi tamamla. Subhaneke ve bihamdik ve tebareke ismik ve orada bir şey var, orayı sen tamamla. Ve tebareke ismik ve teracettük ve la ilahe gayruk. Evet. Öyle değil miydi? Aynen. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebareke ismik ve teracettük ve ilahe gayruk. Neydi? Ve ilahe gayruk. Amin. Amin. Tamam işte. Eyvallah. Peki anlamı nedir abi? Anlamını bilmiyorum tabii ya, o kadar. Eve gidince bunu öğreneceğiz abi. İnşallah. İnşallah değil mi abi? Hatta telefondan da öğreniriz. Şimdi hani hep bütün duaları biliniyor da hepsinin de anlamlarını o kadar çok net kafamızda tutacak kadar işin içinde değiliz. Kim işin içinde? Bize bir Subhaneke okur musun? Arkadaşım geliyor, ben gitmem gerek. Eyvallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve tebareke ismuke ve teala ceddük ve celle senayük ve la ilahe gayruk. Yani biliyorum. Bize bir Subhaneke okur musun? Yok, okumam, şu an mı okuyayım yani?
Şu an bir oku. Yani. Şu an okur musun? Okumam. Cevap da okumam. Tamam hadi oku da bir dinleyelim başkan. Okuyamam vallahi. Ciddi misin? Şu an öyle bir modda değilim yani. Olsun başkan. Fatiha oku. Okurum. Öldük çünkü burada. Tamam da bunu kameraya karşı mı okuyacağım şimdi? Mesela okuyabilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Ne işle meşgulüz? Ben de öğrenciyim Şükrü Üniversitesi'nde. Öyle mi? Bölüm neydi? Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi. Bize bir Sübhaneke okur musun? Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebareke ismik ve teala ceddük ve la ilahe gayrük. Sübhaneke duası okur musunuz bize? Tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebareke ismik ve teala ceddük ve la ilahe gayrük. Eyvallah. Sübhaneke'yi okur musun? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebareke ismik ve teala ceddük ve la ilahe gayrük. Abi bu soruyu bekliyor muydun? Üzerimdeydi. Abi bu kadar da hazır olmamalıydı. İsim neydi? Serdeşt. Serdeşt. Ne demek abi? Ovabaşı demek. Obabaşı. Ova. Ha Ovabaşı. Serdeşt. Aynen. Memleket neresi? Aslen Şırnak'ta, Adana'da doğdum büyüdüm. Eyvallah kral. Şimdi Sübhaneke'yi okur musun abi bize? Sübhaneke normal bildiğimiz dua. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebareketmük ve talicettük ve celle senek ve la ilahe gayrük. Eyvallah. Anlamı nedir abi? Ya hiç Türkçesini hiç ezberlemedim. Türkçesini söyle. Ya onu da bilmiyorum. Zaten dinimizin bence en sıkıntılı kısmı bu. Yani hepsini ezbere biliyoruz ama hiç Türkçesine bakmıyoruz. Kendim için de söylüyorum, aynı şey geçerli yani. Anlamı nedir peki? Anlamını bilmiyorum. O kadar din konusunda gelişmiş değilim ya. Annem çok fazladır da ben geri kaldım yani. Bunu öğrenmemiz de lazım ama değil mi? Tabii ki. Öğrenin lan. Tamam. Bana aktarmak ister misin? Tabii ki. Sübhaneke, lan bilemedim lan. Lan bilemedim. Kendisinin de kafası. Zormuş biraz. Allah'ım sen bütün eksikliklerden münezzehsin. Subhanallah, Sübhaneke bu anlama geliyor. Seni daima böyle överiz. Senden başka ilah yoktur. Evet. Şeklinde anlamı var. Gayet güzel bir anlamı varmış. Sen adamsın. Dostum bize bir Sübhaneke duası okur musun? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve teberke kesin kütahalle caddik ve la ilahe gayrük. Eyvallah. Anlamı nedir abi? Anlamını bilmiyorum ama söylerseniz öğrenmiş olurum. Eyvallah. Bu açık zihne hastayım abi. Şöyle öğreneyim diyorsun ya, ne kadar samimi. Allah'ım sen bütün eksikliklerden münezzehsin. Seni daima bu şekilde anarız, bu şekilde tesbih ederiz anlamına geliyor Sübhaneke duası abi. Anlamını bilmiyorum. Sübhaneke. Ne demek? Sübhan. Bütün eksikliklerden münezzeh olma. Aha. Sübhaneke, evet, Allah'ın bir bütün eksikliklerden pak ve münezzeh olduğunu burada söylüyoruz. Sübhaneke. Devamı? Ölmüşlerimin ruhuna... Var ama içinde değil mi dua? Var mı? Yok, ölmüşler yok abi. Sayın. Ama olsun, ölmüşlerimizin ruhuna bir Fatiha göndeririz abi sana. İnşallah. Bir de anlamı. Anlamını bilmiyorum. Diyorsun abi. Evet. Öğrenmeliyiz ama değil mi? Evet, öğrenmeliyiz. Öğrencin öğrendiğin abi zibilyon tane Latince kelime var değil mi? Aynen öyle. Evet. Bizi yoktan var eden, dünyaya gönderen, rızıklandıran Allah'ın mutlaka isimlerini bilmeliyiz. Allah böyle insan olarak dünyaya göndermiş abi. Bütün aslında kainattaki herhangi bir şey olarak gönderebilirken, yani bir taş olarak, değil mi? Bir köpek olarak, bir böyle meteor taşı olarak bile gönderebilecekken insan olarak göndermiş, kıymet vermiş. Sonra kalmamış, bize bir peygamber göndermiş, değil mi abi? Artı bir Kur'an-ı Kerim göndermiş, bize de mi kurtuluşun yolunu göstermiş? Abi sanki bizi bu hani yokluk aleminden varlık alemine gönderen Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmek gerekiyor, değil mi? Tabii ki abicim. Evet. Büyük eksiğimiz ya. Mesela küçükken çocuklarımızı camiye yollamak mesela bir... Herhangi bir mahallede bu bir gelenektir, görenektir artık. Türk toplumunun bir şeyi olarak gelişmiş. Küçükken gittik hani belki 11 sene gitmişim, belki 12. Tam ki küçüktüm yani. Ve sadece hani oturuyoruz, okuyoruz. Hani okuyamazsak sopayla ceza alıp gönderiliyorduk. Hani eksikliğimiz bundan kaynaklanıyor. Yani. Namaz kılıyor musun? Namaz kılmıyorum abi. Ama eskiden 5 vakit kılmışlığım var. Ciddi misin? 2-3 ay süre boyunca. Şu an kılmıyorsun? Şu an kılmıyorum. Dostum tekrar başlayabilmek için çok güzel bir fırsat. Bak başlayan adam, kılan adam zaten başlayamaz. Şu an senin böyle bir fırsatın var. 5 vakit. Evet, namaz kılıyorum. Sen hangi dua? Şu an okurum sana. Ama 4.30'dan 5 falan değil, 5 vakit. Evet, kesinlikle. Sabah namazları da dahil. İş yerinde de kılıyorum. Sabah namazı da dahil kılıyorum. Helal olsun ya. İş yerimle anlaşırken ki konum buydu. Namaz saatlerimin boşluğunu istemiştim. Patronum bile buna şaşırmıştı yani. Belki dış görünüş, piercing, küpe yargılaya olma, oyun yargı olabilir ama öyle bir şey yok şu an gerçekten ya. Sebep ne kral? Son olarak onu sorayım. İnan hiçbir sebebi yok bak. Hiçbir sebebi yok. Evet. Ama yapmıyorum ya. Sen inşallah tekrar başlarsın. Ata Bey, sana dua edeceğim abi. En az bir vakit. İnşallah abi. Tamam bakalım. Eyvallah. Teşekkür ederim dostum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşmek üzere dostum. İyi günler, kendinize iyi bakın. Eyvallah.